iki ana belirtisi vardır otistik yaşantı dereistik düşünce tarzı diye geçer otistik yaşantı ne demek o kişinin yani toplumdan sosyal zihinsel izolasyon bir şekilde yaşamasıdır kişinin. ayı bir gerçekliği vardır onun. E, dereistik düşünce nedir rasyonel olmayan gerçekçi olmayan düşüncelerle hareket etmesi yani mesela mikrofonu uçurması mesela e, işte yazın ortasında, hiç kimsenin görmediği gibi keşifler yapması, bir şekilde doğaüstü güçler ortaya çıkarması gibi söylenebilir. Yani şizofreni bu nedenle üç gerçeklik bozuyor şizofrende. Birisi fiziksel gerçeklik, ikincisi hayal gerçekliği, üçüncüsü rüya gerçekliği. Şimdi bu üç gerçeklik normal hepimizde vardır. Fiziksel gerçeklik var mesela arsenik yakar, ateş yakar, arsenik zehirler bunun gibi. Yani bu gerçeklikten kopuyor. Bu kişi ateş yakmaz diyor, arsenik zehirlemez diyor. Bunu kabul etmiyor. Yahut da e, hayal gerçekliği. İşte hayal kuruyor, hepimiz hayal kuruyoruz. Saçma saçma hayaller kurarız. Sonra gerçek dünya dediğimiz bu hayal Gerçek dünyadaki yaşantıya dönüp ona göre kararlar veririz. Bu kişi hayal dünyasındaki kararları fiziksel gerçeklikte aynen uygulamaya çalışıyor. İkisi arasında bağlantı kuramıyor. Yahut hayal dünyasında bu kişi... Yani rüyada bir rüya gerçekliği var. Yani rüyada da sembolik dili kullanır biliyorsun. Rüyada yani yağmur vardır. İnsan giderken ağzına bütün dişleri dökülüyordur. Bir şeyler oluyordur. Bunu bir şekilde yorumlarsınız. Ama bu şizofrenik kişiler rüyada gördüğü bir şeye hemen inanırlar. ve yani onu yaşantıda uygulamaya çalışırlar. Yani rüya gerçekliği ile fiziksel gerçekliğin ayrımını yapamazlar.